Taksisler, postanın üstadları. Şu kartpostala bakın çocuklar, Himalayalar. Bu kadar uzaktan gelmesi ne harika değil mi? Ah, nesi harika bunun? Gayet normal posta diye bir şey var. Ha, normal, normal. Size her şey normal geliyor ama bulunmadan önce posta sistemi diye bir şey yoktu. Peki kim buldu posta sistemini? Bundan çok uzun zaman önce postalar halk ozanlarına veya tüccarlara çıktıkları yolculuklara göre teslim ediliyordu. Bazen de rahiplere ya da kasaplara. 15. yüzyılın sonunda Avrupa'nın nüfusu 100 milyondu. Büyük değişiklikler kapıdaydı ama coğrafya hakkında bilgiler oldukça sınırlıydı. Devlet sırrı olarak görüldüğü için okullarda da öğretilmiyordu. Prensler yönettikleri ülkeler hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordu. Ama habercileri, binicileri ülkelerini tanımak zorundaydı. Jean-Baptiste, her geçen gün biraz daha büyüyorsun. François, gelmene çok sevindim, içeri gel. Liz bir yemek seni bekliyor. Sizi çok az görebiliyorum çocuklarım. Binicilik ne kadar zor bir meslekmiş. Sen Roma'dasın, Jean Venedik'te, Roger Avusturya'da. Mümkün olduğunca sık gelmeye çalışıyoruz anne. Biliyorsun posta beklemez. Hem para kazanıyoruz. Al, bu senin. François, bir altın florin. Epeydir bunlardan görmemiştim. Benim artık gitmem gerek anne. Hemen mi? Maalesef. Bak, Avusturya İmparatoru Frederik'e Papa'dan bir mektup götürüyorum. Gerçekten mi bu? Papa Hazretleri'nin mührü mü? İmparatora yazılmış, öyle mi? Anlıyorsun değil mi? Bu çok önemli. Yanına yiyecek bir şeyler ve yeni bir örtü al. Dağlarda üşütmeni istemem hayatım. Tamam anne. François amca, ben de seninle gelebilir miyim? Ne olur, bir eşeğim var, o da çok iyi koşuyor. Geleyim mi, ne olur? Bu sefer olmaz Jean-Baptiste. Ama söz, yakında seninle beraber yolculuğa çıkacağız. Tamam mı? Kendine çok dikkat et. Dikkatli ol. Güle güle, görüşürüz. Beni unutma, çabuk dön. Nihayet Innsbruck'a geldim. İmparatorun ülkesi. İyi görünüyorsun canım. Seni gördüğüme çok sevindim. Kardeşlerinizi çağırayım. Size söyleyeceğim önemli şeyler var. Leonard, Roger... Dinleyin çocuklar, Avrupa değişiyor. Bu bizim için bir fırsat. Biz Tasiler Avrupa'da tüm postaların dağıtımını organize ederek çok zengin olabiliriz. Peki Avrupa neden değişiyor? Evet, sen herkesten daha iyi bilirsin. Hadi bize neden ve nasıl değiştiğini anlat. Anlatacağım. Burgonya dükünün kızı Marie, Arşidük Maximilian'la evlenecek. Yakışıklı Filip adı verilen oğulları İspanya tahtının varisi Jean'la evlenecek. Büyük bir imparatorluk oluşacak ve İspanya, Almanya, Burgonya ve Hollanda birleşecek. Tüm bu dükler ve imparatorlar kafa mı karıştırdı? Önemli olan bu insanların yazışmaları. Düşünsenize, bir sürü mektup yazacaklar. Ama benim yeterince aklım yok. Yardımlaşacağız. Sen Jano Venedik'e gideceksin. Leonard Milan'a. François, sen Brüksel'e. Yolu bilen bir adamım var. Ona eşlik edeceksin. Brüksel mi? Çok iyi bilirim. Hadi beni izle. Füssen'e geldik. İyi bir han var. İyi meslek. Tüm masraflar ödeniyor. Mektup yollamanın bu kadar pahalı olmasına şaşmamalı. İşte burası da Ulm. Harika bir han var burada. Kendimize güzel bir ziyafet çekeceğiz. Hangi yoldan gideceğimizi pek hatırlamıyorum. Bir köylüye sormamız gerek. Oh, Rheinhausen'a buradan mı gidiliyor? He? Hayır, şuradan. Ama haydutlara dikkat edin. Durun! Durun! Paranız ya da canınız. Hayır, kaybedecek zamanımız yok. Hadi gidelim. Haydutlardan kurtulmak için ormana girmeden sola dönün.
Sanırım Hollanda'dayız. Sanıyor musun yoksa emin misin? Ben birine sormalıyız. Baksana Hollanda'dayız değil mi? İberstak, Karkottak. Almanca konuşmuyor. Grant şehrine buradan mı gidiliyor? İmparator Maximilian'dan bir mektup getirdim. 20 günde mi? Neden bu kadar uzun sürdü? Hanlarda takıldınız değil mi? Hayır efendim. Yolda haydutlarla karşılaştık ve yağmur da bizi bayağı geciktirdi. Atlarımız da yorulmuştu üstelik. Büyük baba, sistemimiz çok yavaş. Bir kuryenin Avusturya'dan Hollanda'ya gitmesi 20 gün sürüyor. 3 haftada Hollanda'dan İspanya'ya. Ayrıca çok da pahalı. Ne yapabiliriz François? Atlar bundan daha hızlı gidemiyor. Ayrıca adamların da yemek yemesi ve uyuması gerek. Ara duraklar kurmalıyız. Ara duraklar mı? Bakın, Innsbruck'la Gant arasına 35 durak. Yaklaşık olarak her 60 kilometrede bir tane. Kaç adam çalıştırmamız gerektiğinin farkında mısın? Biz yeterince kalabalık değiliz. Böylesi çok pahalıya mal olur. Hayır. Her durağa bir binici gerekiyor. O ülkeden biri. Hiçbir zaman evinden fazla uzağa gitmeyecek. Innsbruck-Gant arasını 5-6 günde alacağımıza iddiaya girerim. 6 gün mü? Abartıyorsun. O yol 2 haftamızı alıyor. Tabii her şey yolunda giderse. Dinleyin. Jean-Baptiste'le ben deneyeceğiz. O iyi bir binici ve harita okumasını da biliyor. Yeğeninle mi? Bunun için biraz genç değil mi? 15 yaşındayım. Gelecek yıl reşit olacağım. Burada iyi bir atı olan var mı acaba? Evet. Demirci Cerrah. Şu taraftaki 3. ev. Sana bir teklifim var. Denemek isterim. Ama her sefer için bana 6 kuruş vereceksin. 6 kuruş. Hatta gece gidersen 8. Tamam. Hızlı bir atım var. 6 kuruş bana uyar. Benim için gayet uygun. Bana atım olup olmadığını mı soruyorsunuz? Etrafınıza bakın. 6 kuruşu kabul ediyorum. Evet, tamam. Bir deneme yapacağız. Birinci köye dönüp perşembe günü öğlen güneş tam tepedeyken mektubu demirciye vereceksin. Ben sonucu görmek için son durakta seni bekliyor olacağım. Evet tabii. Vakit geldi. Hey demirci dinle. İşte bir sonraki durağa götüreceğin ilk posta. Atım nerede? Evet, oğlum dolaşıyor olmalı. Bekle bir dakika. Gidip onu alayım. Hans, neredesin? Tamam, atı buldum. Yemeğimi bitirip giderim. Hayır. 6 kuruşu istiyorsan 4 nala gitmelisin. Peki tamam. Nasıl istersen. Hemen gidiyorum. Al işte, tasilerin postası. Hemen bir sonraki durağa götür. Hemen. Öyle mi? Peki. Tamam. Görte. Botum. Botum nerede? Bekle. Tamir ettim. Getiriyorum. İşte al. Hadi. Gel. Tasilerin kuryesi. Götürülecek bir mektup var. Acil. Bekle geliyorum. İçeri gel. Epey geç oldu. Daha iyi. Bu sayede 6 yerine 8 kuruş kazanacağım. Gitmeden önce bir kadeh içelim. Neşemiz yerine gelsin. İşte bu bir sonraki durağa gidecek. İşte al. Bunu hemen bir sonraki durağa götür. Ben hazırım. Eğerli bir atım var. Tamam, hadi acele et. Zaten biraz geç kaldık. Sana yardım edeyim. Bu senin gibi güzel bir kız için fazla ağır. Yeah!
Hey Joan, bir sonraki durağa götürülecek bir postal var. Bekle, oyunları götüreyim. Bir dakikaya dönerim. Baksana, sen hiç acele etme. Bu sefer geri kaldık zaten. Karıcığım, yola çıkmadan bana yiyecek bir şeyler hazırlar mısın? Yolum çok uzun. Gün ağarınca giderim. İki kuruş için değmez. Yatıp dinlenelim. Tam iki gündür bekliyoruz. Bu durak sistemi işe yaramadı. Biraz daha bekleyelim amca. İşte geldim. Altı kuruşumu alayım. Ve işte mektubunuz. Oo. İmparatorluk postası. Bravo. Bu iş asla yürümeyecek Jean-Baptiste. Bir adam tek başına onlardan daha kısa sürede gitti. Dinle, bir fikrim var. Onu deneyelim. Dinle. Uzaktan bu borunun sesini duyar duymaz hazırlanacaksın. Kurye geldiğinde hazır olacaksın, tamam mı? Ondan bu çantayı alıp gideceksin. Yolda da oyalanmak yok. 4 nala kat etmen gereken 60 kilometrelik yolun var. Yoksa 6 kuruşu unut. Evet şef, anlaşıldı şef. Sanırım işe yarayacak. Bir deneme yapalım. Tamam mı? Ben son durakta bekliyor olacağım. Öğlen oldu. Gidiyorum. Ya gidelim. Ya haydi. Acil, İmparatorluk Posta Servisi. Ha, hayır, başka bir zaman. Sıra sende. Hop. Vay canına, bu numarayı bilmiyordum. Bir gün denemek lazım. Belki bir gün ama acelem yok. İmparatorluk postası. Bravo, başardık. Durak sistemiyle posta gece gündüz demeden 4 nala giden bir at hızıyla yerine ulaştırılıyor. Bütün rekorları kırdık. Bir atlının tek başına Gand'a kadar yolculuğu en az 15 gün sürüyor. Peki ya bizimki, tahmin edin? Bir hafta mı? Hayır, sadece 5 gün. Her bir dağıtıcı sadece 60 kilometre yol gidiyor. En iyi yolları biliyor ve hanlarda mola vermiyor. Tassi kardeşler birkaç yıl içinde büyük bir posta ağı kurdular. Bakın, Innsbruck'tan Napoli'ye, Brüksel'den Madrid'e. Majesteleri Ferdinand ve Isabel. Jean, sevgili kızım, çok şanslısınız. Sizin için genç bir eş bulduk. İmparator Maximilian'ın oğlu, yakışıklı Philip. Flander'de. Orası dünyanın en zengin bölgelerinden biri. Oraya güzel hediyelerle gideceksiniz. 130 gemi, 20 bin mürettebat, 100 uşak, 100 bin libre füme et, 150 litre şarap, 300 kilo un, 500 inek, 4 öküz, 300... Dağıtıcıların şefini çağırın. Majesteleri? Enric, en iyi binicinle 4 nala Flander'e gidecek ve onu gerektiği gibi karşılayabilmesi için Philippe Jean'ın geldiğini haber vereceksin, tamam mı? Emriniz olur majesteleri. Van, Juan! Evet şef. En iyi atını al. Benimle Flander'e geliyorsun. Hollanda çok uzak. İspanya'yı, Pireneleri, Fransa'yı geçmek gerekiyor. Berbat bir iş. Evet, yorucu. Gemiyle gidemez miyiz? Kaptan eski bir dostum. Filo ağır bir fırtınaya yakalanacak. Ve yolculuk 2 aydan uzun sürecekti. İşte böyle. Hollanda'ya Middelburg'a geldik Altes. Yakışıklı Philippe nişanlısı Prenses Jean'ın yarın sabah burada olacağını haber vermeliyiz. Ama neden bunu bize daha önce haber vermedin? Prens Philip Avusturyalı babasının yanında. Yolculuk uzun sürdü. Ne zorlu bir yolculuktu. Atlar yorgundu. Haydutlar vardı. Dağlar. Siz işe yaramaz, beş para etmez, beceriksiz, sefil serserilersiniz. Hepiniz cezalandırılacaksınız.
Sevgili kardeşim, mektubuna çok sevindim. Sağlıklı olduğunu görmek. Prens Philip için acil bir mesaj. Teşekkür ederim. Majesteleri, Prenses Jean sizi Lier şehrinde bekliyor. Bize çabuk yolu göster. Yeah! Prenses. Ama majesteleri, protokol, kurallar. Bizi evlendirin peder. Evet ama nerede ve ne zaman? Burada ve şimdi. Sizi Tanrı'nın huzurunda karı koca ilan ediyorum. İyi günde ve kötü günde. Hayır bekleyin, daha bitirmedim. Eşler karşılıklı olarak birbirlerine sadık olmalı. Bravo kuzen. Hadi şu ikisini serbest bıraktıralım. Bugün 24 Şubat 1500. Philip ve Kastilyalı Jean'ın oğulları Charles doğdu. Bunu kutlayalım. Haberi derhal Innsbruck'a İmparator Maximilian'a iletin. Innsbruck postası. Ekspres. Kraliyet postası. Yol verin. Yol verin. Bir torunum oldu Şal. İleride tüm Avrupa'ya hükmedecek. Al, bu müjdeyi getirdiğin için. Sevgili dostlar, hükümdarlık edeceğim İspanya için sürekli bir kuryeye ihtiyacım var. Fransa kralının oturduğu Blois'dan geçmeli. Bunu kral da onaylıyor. Fakat İspanyol kuryeler size sorun çıkartabilir. Fransa arkamızda kaldı. Önümüzde İspanya var ve yakında Pamplona'da olacağız. Philip'in kuryeleri geliyor. İki kişiler. Posta duraklarını düzenlemeye geliyorlar. Müşterilerimizi çalacaklar. Bizi mahvedecekler. Onları durdurmalıyız. Evet. Her ne pahasına olursa olsun. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Yarın Pamplona'da bayram var. Görürsün bak. Anca bir oda. Mükemmel. Tamam mı? Beni iyice anladın mı? Al bakalım. Oley! 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 Ama yemin ederim. Ama şuna bir bakalım. Bana haber ver. Peki.
Hava çok sıcak. Evet. Şimdi. Bekle biraz, susadım. İspanya tehlikeli bir ülke. İşte oldu. Eminim bir gün hava postası da olacaktır. Gerçekten çok beceriksizsin. Ben mi? Ben de beceriksizim. Asıl sen kötüsün. Hem de çok kötüsün. Damadım Philip postayı İspanya'ya sizin götürebilmeniz için ruhsat istiyor. Efendim, sizin zaten kuryeleriniz var. Yıllardır size hizmet ediyoruz. Biz ülkeler arası posta servisi veriyoruz. Bunu biz de yapabiliriz efendim. Ne sadık hizmetkarlarımızı ne de yabancı dostlarımızı gücendirmek istemiyoruz. Flander'e kızım Jan'a iletilmesi gereken bir mektubum var. Kahya, bana bunun bir kopyasını çıkar. Buyurun efendim. Mektubu yerine ilk ulaştıran ruhsatı alır. Tamam. Biz kazanacağız. İşte al. İyi yolculuklar. Gerçekten çok lezzetli. Birkaç durak sonra muhteşem safkan İspanyol geride kalıyor. Ama dikkat dikkat, Tassi arayı kapatıyor, hatta öne geçiyor. İnanılmaz, finish çizgisini geçmek üzere ve geçiyor. Bekleyin, cevabı getireyim. İşte buyurun. Majesteleri, işte mektubumuzun yanıtı. Ya sen? Majesteleri, binicimin yakında olduğunu düşünüyorum. Bir cevap getirdi mi peki? Şüphesiz majesteleri, şüphesiz. Bravo size Tassiler. Teslim süresini garanti ediyor Toledo, musunuz? Toledo, Brüksel, yazın 12, kışın 14 gün. Bundan emin misin? Teslimat garanti majesteleri, sahip olduğum her şey üstüne. Kahya. Tassilerin postayı Kastilya ve Aragon eyaletlerimize götürmeleri için bir ruhsat belgesi hazırlayın. Hemen. İmparator Maximilian'ın emriyle Tassi ailesinin üyelerine bugün burada imparatorluk soyluluk unvanı verilecektir. Aile armaları, imparatorluk kartalı, tavus kuşu tüyü ve mavi gümüş bir perdeyle süslenecektir. 16. yüzyıla geliyoruz ve dünya değişiyor, hızla gelişiyor. Gutenberg matbaayı icat etti bile. Christoph Kolomb Amerika'yı keşfetti. Rönesans ortaya çıktı. Yakında Charles Quint hükümdar olacak. Ve onunla birlikte Tassilerin imparatorluğu daha da gelişecek. Ve Tassiler kont, baron ve hatta prens olacaklar. 1867'de Turunlu Prens Maximilian ve Taksis duraklarını, posta arabalarını, atlarını ve posta ofislerini Prusya'ya sattı. Hem de çok iyi bir bedel karşılığında. O zamandan bugüne değin posta var.